Selamlar. Konumuz mutlu insan tipi. Ne olursa olsun hayatta hangi sınavla karşılaşırsak karşılaşalım. Eğer mutlu olabiliyorsan, her anın değerini bilebiliyorsan, şu şekilde yaşıyorsun demektir. Hayatı şu düsturla bakmak lazım. Her zaman zamanın ve sağlığın kıymetini bilerek kendin için istediğin kadar tüm insanlık için isteyene kadar uğraşman çok önemli. Yani bizim kendimiz için istediğimiz iyi bir iş başkası için de istememiz gerekiyor. Yoksa hakiki manada bir mümin, bir takva sahibi kul olamaz. Ve biz bir dünyaya kulluk için geldik. Bunları da düşünelim. Bu şekilde yaşarsak gerçekten mutlu oluruz. İnsanların mutlu olduğunu ben düşünmüyorum. Değiller. Yani birilerini görünmek yerine bizim gerçekten samimi bir şekilde dost doğru gibi yaşama derdimiz olsun. Bunlar bize kalan o dost doğru işlerdir. Asıl olan budur. Yoksa bu dünyanın geçici menfaatleri değildir. Bu nedenle insanları her zaman hani dost doğru yolda ilerlemeleri için telkinlerde, örnekliklerde bulunmaya çalışıyoruz. Bizim için hayırlı olan budur. Yapmamız gerekenler budur. Yoksa bu dünyanın geçici menfaatleri değildir yani. İnsanlar bu dünyanın geçici menfaatlerini düşündüğü kadar ne yazık ki o ebedi alemdeki hazırlığını yapmıyor. Kendileri kaybediyorlar. Tabi ben düşündüğüm yani bu şekilde olmaması lazım. Büyük bir yanlış mı? İnsanlar bu yanlıştan dönmesi lazım. Bizim için asıl olan daha fazla yapmamız gereken o ebedi alem için olmalı. Yoksa dediğimiz gibi bu dünyanın geçici menfaatleri insanlar oyalıyor. Büyük bir kayıp içindeler ama düşünmüyoruz ne yazık ki. Düşünmediler bazı konuları artık. Yani şu hayata her zaman dost doğru bir düsturla bakmak lazım. Mutluluğun formüllerinden birisi bu. Hani bir sürü formül öne sürüyorlar, bir sürü iş yapıyorlar. Kurslara, bilmem bu dünyanın geçirme menfaatlerinin olduğu bir sürü şey yazılıyor. Ama biraz da onun için uğraşmamız gerçekten önemli. Gerçekten insanlara anlatıyoruz. Onların iyiliği için. Başka bir derdimiz yok yani. Ben insanların mutlu olması için gerçekten uğraşıyorum. Mutlu olmalarını da isterim. Ama devamlı bu yanlış işlerde gidip ne yazık ki batıl konularda yarışırsan, her türlü işe bulaşırsan, yani her türlü şeytani işi yaparsan, haramlarda, günahlarda ne yazık ki gitmiş oluyorsun. Ve insanlar yaptıklarının hesabını vermeyecek bir şey yaşıyor. Ben bunu gözlemliyorum yani. Kandırıyor. Hem kendini kandırıyor hem çevresini kandırmaya çalışıyor. Şunu unutuyor. Her anının hesabının olduğunu. Ve gerçekten çok önemli olduğunu unutuyor. Biz unutmayalım. Gerçekten anlayanlardan olalım. İnşallah o ebedi alemde de güzel yerlere gelelim diyorum. İyi günler.